Herkese merhaba. Size bu videoda Puff, Coverlock, Overlock ve Reçme'nin nasıl kullanıldığını, Reçme'den Overlock'a, Overlock'tan Reçme'ye nasıl dönüldüğünü, iplik yollarının nasıl boşaldığını, yani makineyi tanıtacağım ve beraber makineyi test edeceğiz. Hep beraber. Coverlock 5 iplik, hem Overlock hem Reçme. Aynı zamanda 3, 2, 1 düz dikiş dikebiliyor yan yana, yani reçme dikişi, spor dikişi, üçlü reçme, ikili reçme, dar reçme, geniş reçme olarak ve ayrıyetten düz dikiyor bu makine. Ayrıyetten 3 ip, 4 ip, 2 ip, 5 ip overlock. 23 farklı şekilde şurada paneli açtığınız zaman, şöyle biraz yakınlaştırayım. Şuradaki ön kısımda hangi ipleri nasıl takılarak nece dikişler dikebileceğinizi gösteren bir paneli var. Burada tam tamına 23 farklı dikişten bahsediyor. Bu makine farklı iplik takma şekilleriyle, lüper iptaliyle, bıçak iptaliyle. Makinenin yanında Puff'un böyle verdiği orijinal bir tablası var. Tablayla şu şekilde bağlayarak çalışma alanınızı genişletebiliyorsunuz. Yani burası komple bir tezgah oluyor size. Bizim masamız ufak olduğu için bunu atıyoruz falan diyormuşum. Atmıyorum. Şöyle koydum. Bizde yer kıtlığı var. O yüzden şimdi ben bunu reçmeye çevirdim şu an. Reçme ayarına getirdim. Biraz sonra video içerisinde bozup overlock'a geçireceğiz. Hem overlock kısmını hem de reçme dikişini göstereceğim. Makinenin penyelerde daha rahat, daha güzel sonuç almak için reçme özellikli bir overlock tercih edebilirsiniz. Bu da coverlock. Makineyi biraz tanıyalım. Burada pedal giriş yeri, açma kapama düğmesi, burada sıklık, seyreklik ayarı, burada şu tansiyonları şuradaki komutlara göre boşaltmanıza yarıyor. Şöyle göstereyim, şurada misal hoppa AAA diye göstermiş, misal B diye göstermiş, C diye, E diye, K diye, J diye. Burada getirdiğiniz zaman buradaki dizilime göre iplik tansiyonlarını boşa çıkartıp aktifleştiriyor. Hepsini aynı anda kullanmak istediğiniz zaman, mesela B'de, bakayım A'da tutabilirsiniz. Yani hepsini ben boşaltmayayım, aman ipliği karıştırırım, bazen boş gelir falan bilmeden yaparım derseniz sürekli B'de de tutabilirsiniz. Yapacağınız dikişe göre buna tak, buna tak diye burada size komutlar veriyor. Yani sarıya iplik tak, kırmızıya, yeşile takma, maviye tak, şu dikişi elde etmek için diyor. Burada hepsinin de renkli turuncu demişim, mor, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerde iplik yolları, aynı şekilde burada da geçirme yolları mevcut. Şimdi şöyle söyleyeyim, burada şurada A ve B kısmı var, tamam mı? Bunu şöyle kafa kafaya getirip öne aldığınız zaman şu çeneyi, sağ alt lüperi hareket ettirmeye yarıyor. Yani overlock'a geçirmenize yarıyor. İptal edip reçmeye geçmek için böyle B'ye çekiyorsunuz. Bu sefer bu lüper iptal reçmeye dönüşüyor. Bıçak iptali bu şekilde çekerek aşağı doğru ittiriyorsunuz, tamam mı? Bu şekilde bıçak iptal oluyor. Kesmeden overlock ve reçme dikişlerinde bu şekilde bıçak iptal edebilirsiniz. Şu an reçme özelliğine ben çevirdiğim için iplikler ona göre takılı. Reçmede ve 5 iplik overlock'ta en sağdaki buna iplik takıyorsunuz. Üçlü ya da ikili ya da tekli dikiş yapacağınız zaman buradan şu üç gruptan herhangi birine iplik takıp aşağı iğnelerden birine takabilirsiniz. Ya da üçüne birden takabilirsiniz. Yani şu üç grup iğne grubu, tamam mı? Şu üç grup iğne grubu. Şuradaki, soldaki de bu morda 5. iplik, yani reçme dikişinde örmenizi, alttan örmenize sağlayan iplik. 5 iplik kullanmayacağım, sadece overlock olarak kullanacağım diyorsanız bu tarafta mora iplik geçirmeden makineyi kullanabilirsiniz. Şimdi hali hazırda iplik takılı, 2 iplik spor dikiş yapmak için iplik takılı, tamam mı? Baskı ayak kaldırması, aşağı doğru indirdiğiniz zaman ayak yukarı kalkıyor. Burada kumaş baskı ayarı var. Şuradaki kumaşların sertliğine göre yumuşak ya da sert yapabilirsiniz. Şuradaki ayar bıçağın kesim mesafesini sağa sola almanıza yarıyor. Buradaki de diferansiyel kumaşlarda, işte penye kumaşlarda büzgü, hani overlocklarda var ya, o büzgü ayarını yapmanızı sağlıyor.
PAF'ın kendi sitesinde online olarak hem reçmesinin hem overlock tipinin yani iki özelliğinin de kullanma kılavuzu mevcut. Çok mu kurcaladım? Bakayım. Dikmedim. Bir yerde bir yanlış yaptık. Bakayım. Yok, bence bakayım. İplik çıkmış. Şu mora iplik takalım. Bu makineler iplik kopardığı zaman, işte dikme yapmadığı zaman emin olun bir yerde bir hata yapmışsınızdır. Bu makineler kolay kolay bozulmaz. Şöyle. Broşüründe dakikada şurası arkası, arka reçme dikişi görüyorsunuz. Burası da önden ikili. Buradaki biri mor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir tanesi yeşil. Arkası böyle. Önü de böyle. Spor dikiş olarak göze çarpsın diye renkli renkli takıyoruz iplikleri. Bu şekilde reçme dikişi. Makine dakikada 1100 devir. Yani 1100 adım diyor. 1100 adım da gayet seri bir rakam. Gayet seri ve sessiz çalışıyor makine. Seri ve sessiz dediğim ben neyi kullandım? Broter ve Janome'nin reçmesini kullandım. Broter ve Janome'nin reçmesine göre gayet sessiz çalışıyor makine. Dediğim gibi şöyle arkası, şöyle de önü. Bu reçme. Bunda iki iğnenin arası 6 mm. Geniş reçmede, dar reçmede 3 mm. Ortaya da takabiliyorsunuz. 3 iğne reçme dikebiliyorsunuz. 2 iğne reçme dikebiliyorsunuz. 2 iğne solda, 2 iğne sağda ya da tüm iğneler takılı ya da sağda solda ortada tek iğne dikişi dikebiliyorsunuz. Yani tek zincir dikiş yapabiliyorsunuz. Reçmeye çevirdiğiniz zaman makineyi düz dikiş olarak da kullanabiliyorsunuz. Makineyi diyelim. Şimdi overlock kısmına geçeceğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz şöyle kaldıralım ayağını. Şurayı temizleyelim. Takmayacağımız iplikler var mesela. Şuradan mordaki ipliği çıkartacağız. Şimdi mordaki ipliği çıkardık. Tamam mı? Şu dört gruba normal overlock için iplik takacağız. Bu plakayla, şu mevcut plakayla, tamam mı? Ve iğne pozisyonlarını değiştirerek mevcut plakayı, şu kısmı ve iğne pozisyonlarını değiştirerek dikiş dikeceğiz. Yani bunda reçmede iğneler öne takılıyor. Buradan iğne bağından iğneyi çıkartacaksınız. Arka taraftaki overlock kısmına iğneleri takacaksınız. Yani hem arkada iki tane iğne deliği var. Hem burada iğne bağının önünde üç tane üçlü reçme dikişi için iğne deliği var makinede. Arkaya iğneyi takacaksınız. Görürseniz takarsınız. Ben gördüm, taktım şu an. Şu bir. Tutturmanız yeter. Yani sonuna kadar gücünüzü denemenize gerek yok. Normal aynı şekilde bu iki ipliğimiz takılı buradan. Tamam mı? Şu ön paneli şurada mandala basarak, tamam mı? Mandala basarak bu paneli çıkartıyoruz. Bu resme paneli. Bu overlock için olan kısmı takacağız buraya. Tamam mı? Ve az önceki dediğim buradaki AV pozisyonu var ya. Bunu A'ya getirdiğimiz zaman bakın şu liper hareket edecek. Tamam mı? Bu liper hareket ettiği zaman da makine overlock'a geçmiş olacak. Şimdi ben ipliklerini takayım. Tamam mı? İplik takmaya uğraşmayayım burada videoda. Uzun sürecek. Ya da taksam mı? Takayım ya. Şu birinci iplik olsun. Bakayım. Çıkartalım.
Bunun kullanımı zaten internette var. Şöyle indirdiniz aşağı, tamam mı? Şöyle düzgün. Bu sarı renk olduğu için sarıdan başka sarı arın burada. Zaten burada nasıl geçireceğinizi gösteriyor size, tamam mı? Hani burada diye. Bakın şurada da var sarı. Aynı sarı yanından diye geçer diyor. Bir de sarı diyor burada var diyor. Aha da sarı. Burada otomatik iplik takma kolu var. İpliği geçirip şurada kısım var bakın. Şu arkada göremiyorsunuz ama ipliği şöyle tuttunuz. Şöyle arkaya doğru verdiğiniz zaman bırakıyorsunuz. Soldaki lüperin arkasına ipliği kendisi geçiriyor. Şöyle önden arkaya doğru taktık. Şu birinci ipliğimiz. Hiçbir overlock ne kadar kolay olursa olsun iplik takması şey değil. Nasıl diyeyim? Pratik değil ve can sıkıcı. Yani hem öndeki sol lüper hem arkadaki sağ lüper, yani hem 5 iplik hem 4 ipliğin soldaki lüperine iplik takmak kolay bunda. Diğerlerine nazaran ama kolay olduğu kârette gene benim için diyebilirim ki sorun teşkil ediyor. Gene o kadar da kolay değil. Bakın buradan alttan kırmızıya takıyorsunuz. Benim parmaklarda dolma. Biraz overlock'tan bahsedelim. Bu overlock parayla alabileceğiniz, yani teknolojinin hani sonu değil, sondan bir öncekisi. Bunun şu an üretilen, eskiden de üretilmiş olan yani bir mekanik 5 iplik reçme overlock, bir de elektronik 5 iplik reçme olanları var. Onlarda da olduğu gibi aralarındaki farklar ne? Biz buradan işte adım buradan, işte adım buradan, işte büzgüsü buradan, ayak baskısı buradan, işte bıçak yönü buradan diyoruz ya. LCD panelde de, bunun büyük modelinde LCD panelde de işte diğer düz makinedeki gibi, elektronik makinedeki gibi adımı sıkarak, gevşeterek elektronik panelden bunları motor vasıtasıyla makineye yaptırıyorsunuz. Elektronikle, yani büyük modeliyle bunun arasındaki fark bu. Biri elektronik, biri mekanik. Şimdi şöyle söyleyeyim. İş yapmak isteyenler için, yani sürekli kullanıcılar için elektroniği bir usta olarak tavsiye eder miyim? Ya elimde bu var diye değil. Hani çok parası olan deneyebilir. Ben böyle kullanmak istiyorum diyebilir ama çok parası olmayanlar için elektronik tavsiye etmem. Çünkü elektronik buna göre daha hassas olacaktır. Çünkü arabalarda da böyledir misal. Yaşlı ve özellikli bir otomobili ben almam, tavsiye etmem. Çünkü ona göre elektroniğin yaşı vardır, kullanım ömrü vardır. Ona göre arıza çıkartır, ona göre sorun çıkartır. Mekanik çalışma her zaman daha iyidir. Mesela yağlarsın, tozunu alırsın, devam edersin. Ama kart arızaları, yani sen buradan motora komut veriyorsun. Motor step motoru o hareketi yaparsa yapıyor. Motor bozulmuşsa, yatan motora şeyi veren, komutu veren kart bozulmuşsa, mesela ipliği sıkıştır dediğin halde bile sıkıştırmayacaktır. Ivır zıvır, ama burada mesela ipliği sıkıştırmadığı zaman ha bunun içinde toz vardır deyip tozunu eline alabiliyorsun. Ama toz yok elektronikte, hala sıkıştırmıyor. O zaman ne vardır? O sensörler arızalanmış olabilir, sensörler bozulmuş olabilir falan filan diye örneklendirebiliriz, çeşitlendirebiliriz mevzuyu. Az önce dikiş diktiğimiz bıçağı iptal etmiştik. Bıçağı da buradan şu şekilde yukarı kaldırarak makineye overlock'u hazırlıyoruz. Bu kadar sürdü. Ben video çekerken birazdan konuşayım diye uğraştım ama daha da kısa, pratik şekilde yapabilirsiniz. Ben ilk defa bu makineyi aldım, inceliyorum. İlk defa kullanıyorum. Hep duyardık. Hani hep duyardık ama video çekeceğim diye aldım. Hayırlısıyla şu anlık satılık. Bakalım siz bu videoyu izlediğinizde makine elimizde olur mu, satılmış mı, satılmamış mı? O konu hakkında iletişime geçerseniz sizi yönlendirebiliriz. İpliğinizi düzgün taktığınızı ve iğnenizi düzgün taktığınız zaman bu makinelerin dikmeme şansı
yoktur ve çıkardığı sesten de makinenin ne derece oturaklı ve kaliteli olduğunu anlayabilirsiniz diyeyim. Tam farklı bir kumaş almaya gittim oraya. Videonun hafızası bitti kameranın. Boşaltıp tekrardan devam ediyoruz. Penyeyi diktiğini gösterdik. Şimdi hani ne kadar sağlamlık testi gereği duyar bu makine bilmiyorum ama hangi kumaşları dikerdiğiniz zaman aklınıza gelebilecek tüm kumaşları çok rahat şekilde, çok çok farklı şekilde dikebilirsiniz. Dediğim gibi burada şöyle dikiş çeşidi, yani 2 iplik overlock'tan 5 iplik overlock'a ya da 3 iplik 2 iplik, yani 3 iğne, 2 iğne, tek iğne, düz dikişe, yani reçme dikişine istediğiniz dikişlerin hepsini yapabiliyorsunuz. Yani bir overlock'ta, bir reçmede, yani daha doğrusu bir overlock'lu reçmede aradığınız her özellik bu makinede mevcut diyebiliriz. Zaten o yüzden de parası yüksek. Gayet seri dedik makine için. Şöyle 4 kat katlayalım. Diker mi? İnşallah. Niye dikmesin? Öküz gibi dikiyor. Yani. Hazır bulmuşken biraz kurcalayalım. Değil mi? Tansiyon ayarları şöyle aşağı yukarı. Numaraları yok yani, böyle hani yuvarlak çevirmiyorsunuz. Şöyle şöyle çeviriyorsunuz. Menşei büyük ihtimal bunun da uzak doğu ama verdiğiniz paraya göre Tayvan ya da Çin olarak değişebiliyor. Bakayım. Aynen. Made in Taiwan'mış. Çin malı olarak da satılan modelleri var tabi Puff'ın ama bu Tayvan'da. Verdiğiniz paraya göre, dediğim gibi özelliğe göre, işte tülbent ıvır zıvır overlock yapmak için, ince kenar overlock yapmak için, bebe overlock yapmak için, aklınıza gelebilecek tüm overlock dikişlerini yapmak için aksesuarları mevcut. Makinenin özellikleri mevcut. Elektronik ile arasında manuellik farkı var. Şuradan adımını biraz daha sıkıştırarak şöyle sıkı da yapabilirsiniz ama ipliğin bir tanesi çok fazla gevşek geliyor. Az önce oynadım. Hangisiyle oynamışım? Birinden biri gevşek geliyor. Şunların... DJ gibi böyle oynayınca az önce iplik ayarı... Makine güzel ya. Güzel, gerçekten güzel ama o parayı eder mi dediğiniz zaman, misal bir Broter'in reçmesi şu an 2500 lira. Overlock 2000 lira desen 4500 lira. İkisi bir arada böyle bir alet alıp kullanayım desen onun için gayet uygun. Bence makine bu şekilde. Alman desink diyor zaten. Video yararlı bulduysanız kanala abone olmayı, bizi YouTube, Instagram kanallarını takip etmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.